Dur bakayım. Kızcağızımızın cildi biraz bozuk. Makyaj yapabilir. Burada böyle ciltlere daha zararlı bir de makyaj. Evet. Tamam bak bu anormal bir şey değil. Dediğim şey bu değil bu arada. Bu şeyler başladı ya böyle kalemle artık hatlarına kadar çiziyorlar. İşte az önce izledik ya. İşte şeyin çukuru. Bu arada benim kulaklığım tam sesi vermiyor şu an arkadaşlar. Müziği kısıtlıyorsanız kısık lan zaten. Benim dediğim bunlar değil arkadaşlar ya. Bulayım mı abi? Bulsana bir tane. Bak bu kızın yüzü zaten güzel yani. Küçük burunlu falan. Aa Fulya'nın gençliği lan. Oha. 35 sene öncesi Fulya'nın. Ah Fulya teyzem. Ver bakayım bu neymiş. Friends, welcome to the Power of Makeup channel. It's incredible how with the right hairstyle and makeup you can completely change your look. It's amazing that by choosing colors that suit you, you can create natural and beautiful look. Kadın yattı araya dönmüş ya. Let's see this mesmerizing before and after videos that show the magic of makeup. Ya ablacığım bir sus ya. Harbi hepsi Sibel Can oluyor. Ne demek bu Sibel Can makyajı bu? Muazzez Ersoy Sibel Can. Makyajı yapan abla Sibel Can'ı seviyor olabilir. Ya yok onun bir tekniği var demek. Hep aynı tonları ve tekniği kullanıyor. O yüzden benziyorlar. Baksana abi bu gene Sibel Can oldu. Aa bu şey Zeki Müren oldu. Zeki Müren. Harbiden lan. Harbi. Aa harbi Zeki Müren oldu. Bu şeyi demek ki Türkleri takip ediyor makyaj yapan. Oo. Kim o? Bunun cildine bir rahatsızlık var ama. Bir şey deniyor daha bu beyaz. Yok bu yanmış da oluyor ama yanma değil bu ya. Pardon. Egzama mıydı?
Yok egzama. Yok egzama. Hayır oğlum egzama rahat verir rahatsız. Bak bir verir rahatsız. Şimdi şey ne oluyor arkada? Vitiligo, vitiligo bak çete yazdılar vitiligo. Albino what? Değil lan. Vitiligo ya. Sedef, balık, bululuk fark etmez mi? Oğlum hepsi Türk sanat musikisi. Böyle bir... Ahmet bizim topluca son hallerini görecek miyiz acaba? Bu da Sibel Can olmuş. Gülben Ergen, Seda Sayan gibi biraz. Bunlar işte bak. Benim attığıma mı baktın abi? Evet. Abi bunlar çok kötüler ya yani. Kötüler derken? Hayır şey, dava açan vardı eşine. Ya tam o Çin'deki olay işte, o çocukları bambaşka çıkıyor falan. Hiç mi görmedin makyajsız ya? Bu kız şimdiden değişti zaten ya. Dişlere ne yapacak acaba? Gülümsemeyecek. Lan bu bir dakika. Abi o surat nasıl o kadar inceldi ya? Bant. Bant yapıştırdı mı diyorlar. Görmedim. Bant oğlum, koli bandı mı vurdu suratına? Olmaz, önceki görmediniz mi videoda bantla yaptı? Allah Allah. Sonunda nasıl bir şey çıkacak acaba? Bu işte. Ya oğlum bu nasıl bir bant bu? Hangi bant bu? Oha. Bu olamaz bence ya. Dolandırıcı listesine. Çenesi gitti, yanağa gitti. Abi bunlara bulaşmayacaksın abi. Bunlarda çok sağlam dolandırıcılık var. Bir yandan içeriden de takviye aldı oğlum. Bir şeyler falan içti. Vafat. Prodüksiyona bak. Diş mi lan o? Ne o? Gerçek diş olmayabilir mi? Onların çeyizlerinde şey var. Çeyiz muhabbetleri, bunu önceden konuşmuştuk. Çin'de mi? Nerede? Başlık parası yerine estetik parası veriliyormuş. Bilhassa çenelerine. Sivri çene yapabilmek için. Oraya törpülüyorlar mı? Nasıl alıyorlar o çeneleri? Evet, törpüyor. Dolgu yapıyor. Evet. İşte, törpülüyor, dolguluyor. Abi, o diş real değil bence ya bu arada. Takma bir şey koymuşlar oraya. Bence de. Abi bunlar kurt adam gibi geziyor abi. Gözleri güzel ama şey değilse. Oğlum bir bant nasıl bu kadar değiştirebiliyor ya? Çeneden yapıştırdı, gördün mü? Vallahi evet, gördüm de. Çıkardı o taktığı şeyi dişinden. Aynen. Yok bu... Eser imkanı yok bu arada yani. Dişi gitti yani baksana. İçine mi vurdun sen o dişini, içeri soktun acaba? Bak şimdi suratına bak, iri bir surat ya. Oğlum içiyorlar bunlara bire ya. Ne var acaba? Mu içiyorsun? Vücuttaki suyu mu çektiriyorsun? Ne yapıyorsun? Ustalıyor abi. Oğlum ne oldu kız? Ya bu başka bir boyutta geçiyor. Hayalet ediyorsun abi. Yok yok bak. Güzel olacak, güzel bak izle. Acaba abi, deri rahatsızlığı geçmiyorlar mı abi bu kadar boyayla moyayla ya? Gözünü mözünü büyüttü. Burnunu baksana. Yine diyorum şunları yapacağına az önce baktığımız maskelerden taksın daha iyi ya. Pahalı oğlum. Yine çeneye baksana yine nasıl gitti. Yok falan ya. Altına benziyor ya. Filiz Akun oldu. Ne güzel oldu gözleri falan ama. Bunlar beni beyazlatabilirler mi? Yok kardeşim. Beni aldırsan oğlum 100 liraya. Kanka bak, senin bak. Götüne ay girse yine beyazlamaz. Burnuna sıva çekmiş bak, sıva çekmiş. Parçalarını ayırıyor yüzündeki. Ya yok artık anasının çama ya. Aa benim şu midem böyle kalkıyor, bir şey oluyor bana bunları izleyince. Oğlum ya kadın suratına kat atmış ya. Burnun söktü az önce ya. Lan bir insan niye gözünü büyütür öyle ya? Suratına kat atmış. Aa öyle lan. Abi ya. Olamaz. Yanakları büyüdü bir an, bir şey çekti. Orijine döndü şu kadın suratı. Erkek olabilir mi? Muhittin az abi gel 100 lira falan gidelim. Basağa düşelim. Yüz gitgide genişliyor. Bak şunu abi merak belki ediyorum. Bak bunların suratları şimdi ince gözüküyor ya. Bak şimdi bu kız da şişmanlayacak bak. Direkt çeneyi bantlıyorlar abi ya galiba.
La hangi bant oğlum? Ben de deneyeyim. Seni kurtarmaz. Enes. Gözlerden bir şey söktüklerinde harbi evet. Çok kötü oluyorum. Bak gördün mü yanaklar? Tamam abi. Gitgide o... şişiyor yavaş yavaş. Hayır. Bant falan değil abi. O çizdiği hat yani nasıl bir boya uyguluyorsa ince gözüküyor herhalde abi. Abi bu harbiden Allah kızlar Allah. Değişiyor da olabilir ya. Bu kadar da olmaz. Yok oğlum evet değişmiyor abi, ya. Evet abi ablası kardeşim bu erkek nedir ya? Bu? Hayır, abi hiçbir kalem öyle göstermez ya. Bence bir şey var onda ya. Erkek bu arada ya. Değil. Erkek ya. Bak şu işte bak yanaktan buradan gördün mü hat çekiyor falan. Abi çekiyor da boyadığı yer yine o kadar genişlikte ya. O kadar nasıl daraltıyor? Oğlum aldatıyor inceltiyor. İşte seni o görüntü. Ton attığı için oraya. Bu mutsuz hayatından ama ya. Evet bu bir... baksana. Aparsanız yapına gelmiş. Bir şey olacak. Bunun çenesi de incelmedi zaten. Dur daha bitmedi. Tipine bak. Uuuuh. Bu o mu lan? Irk değiştirdi tabi. Hayatı sevdi kadın. Kadın mı lan bu? Yok. Bakayım bu abla ne yapacak? Bu abla ölecek artık. Kaç yaşında? Abi bu abla. Genç oğlum şu. Bu 40 küsür filandır ha bu arada. Ya savaş görmüş falan. Sadece. Aynen Battlescape. Belford. Çok enteresan ya. Allah. Bak bu kızın aslında hatları düzgün bak. Bu kız çok güzel olur. Kız zaten güzel ki. Ve kız güzel zaten. Abi ameliyat görmüş, çektirmiş, bektirmiş, bir şeyler yaptırmış. Cildi kötü. Abi notlar kızı cildi, olur. Bu cildini kapatma mevzusu bu. Bu kediciye döndü aniden. Daha iyi bir skali. Adnan Oktar bu ya direkt. Bu kedicik oldu harbiden ya. Bak ha şişman bir Asyalı bak. Hah ne kadar daralacak. Bak şimdi izle. Hat çekmeye başlayacak yanaklarına bekle. Abi kendini bir kesper yaptı bu. Dur o biraz öyle yapıyor ki üstüne işte yeni yüzü çizebilsin diye oğlum. Kuvali restartlıyor anladın mı? Arka planı siliyor. Değişti abi. Kadın abi değişti. Ya kadın değişik yok, abi. Bu hayır burada çeneye bak. Değişik değil. Ben kadınların değişmediğini düşünüyorum. Bir geri alabileceğim bir şey değişmedi ki bu arada yani. Ya. Aynı ya. Ne? Yok çeneye bakacağım çeneye. Nasıl inceltiyor bak, o kadar? Çapraz tuttuğu önüne saç koyduğu için sen anlamıyorsun. Evet zaten kalkül attı saçları da indirdi. Yanak 50-60 gram gitti zaten. 50-60 gram dediğimizde bir döner porsiyonu kadar var. Bir döner bir dürüm gitti oradan bir sağdan bir soldan. Ama mimik kalmıyor hiç ha. Hiç kalmıyor. Senin derdin ne olsun ama bakayım. Ah siktir göze bak. Abi bir denize girdiğini düşünsene manitayla. Nasıl olabildi bu ya? Aşkım ben girmeyeyim ya denize. Aşkım regliyim. Emir ederim Akdeniz'in o tuzlu suyunda hiçbir şey bırakmaz ha. Daha güzel oldu lan kız. Ama silerken yanlışlıkla kaşı da alıp götürmüş oğlum. kaşı da kalmamış. Şu hayatı sorguluyor bak amına kameradan. 5.5 dakika hayatı sorguladı bak. Ne yapıyorum ben burada? Ya bunlar trollüyor. Dişmiş takıyorlar. Bir şey yapıyorlar ya. Evet. Bu az önce kızın aynısı zaten. Ya da o kızın dişi harbiden böyle yani. Ya buradan buraya nasıl geçiş yaptın ya? Bak şu içtikleri şeyi ben de istiyorum oğlum. Bir şey içiyorlar habire fıkır fıkır. Abi o şey olabilir mi? Bir akım bir falan olabilir mi? Hani akım, aynen akım gibi bir şey olabilir mi? Ya da bir şey satıyor abi bak hep bu içti çünkü. Satıyor anladın mı millet? Kazık oğlum yüzlerinde marka bile yok ya. Aa bant taktı şey bant şey. Taktı bak. Yüzüne bant taktı. Baksana abi. Harbi nasıl bir bant bu ya? Koli bandı diye dalga geçtik harbiden koli bandı yapıştırdı. Harbiden bantlı bak içiyor. Hop bantı yapıştırdı gördün mü? V'ye surat. Dişler harbiden fake ya.
Abi krema yani falan dişler, sıkıyorlar dişler ya. Bak dişi çıkarttığı nereden belli? Şu an ağzında değil. Evet. Baksana dudaklarına. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum da yani kanmayın. Dikkat edin arkadaşlar. Bir içim su. Dikkat edin. Mesela benim bir şeyimdir abi, tezimdir. Kızla mesela ilk buluşmayı denizde menizde yapacaksın ya, yazın. Ya nereden denizi nerede buluşun? Hayır yazın çıkıyorsan ya denize sokup çıkaracaksın. Bakacaksın hala aynı mı? Makyajsız böyle. Hayır oğlum. Ne denizi tinere batırıp çıkaracaksın. Waterproof makyajlar var lan. Ya oğlum onu da anlıyorsun zaten, waterproof yapıyorsa. Abi vereceksin o Fight Simulator'daki gibi tazikli suyu amına koyacaksın şöyle. Bütün maske abi, her şeyi düşecek. Otomatik araç yıkamalar var ya, böyle giriyor zeytin falan yıkıyor. Yanlışlıkla camı açık unutacaksın abi orada. Tamam mı? O kenardan geçerken böyle vuracak suyu yüzüne, oradan kafeye gideceksin. Orada bir anekdot paylaşmak istiyorum. Zikra bayağı uzun bir süredir ilk defa komik bir şey söyledi. Evet. Bak abi gayet güzel anlatıyor işte bak. Bu fotoğraflar, bak kız güzel aslında. Kız zaten güzel kız. Yani şu halde geçse de güzel bir kız. Bak bu dolandırıcılığa girmez yani. Bu zaten makyaj yapmış. Ama abi kat attı dediğim olay şu an. Sağdaki de güzel zaten işte. Diyorum yani. Ya bence bak bana daha çekici geliyor sağdaki hali. Hafif böyle bir çilli bir cilt. Daha bak mesela yerden geçmiş ya. Alttan bir bıçakla kanıtsan orayı komple sökermişsin gibi de geliyor bana. Bak bu mesela çirkin bir makyaj. Kaşa bak amına koyayım. Öyle kaş kaldı mı ya? Da biraz büyük olunca bir tık abartılmıyor. Soldaki de... Hani harcanır gene de. İlk yapmış bu. Bak bu da güzel mesela yani. Bu da yani. Hoş kız aslında. Estetik var ama bak dudakları falan biraz bokunu çıkarmış. Var. Burun da estetik. Bir tek tenleri kötü yani. De ciltleri o kadar şeyden, makyaj yapıyorlar ki cilt ölmüş zaten oğlum. Gözleri güzel bir de kızın. Memesine de yapıyorlar o değil mi? O da lens olabilir abi belki. Ya yok, bu lens. Memeye de yapıyorlar lens zaten göğüslere yapıyorlar ya. Oğlum, gölge atıyorlar. Yapıyorlar yüzle eşleşsin diye. Bütün buralara falan sürüyor bak ne var ne yok. Baya badana. Mesela 15 yaşından itibaren yapsa, 15 yaşından itibaren yapsa, 40 yaşında falan böyle olurlar harbiden. Abi siz de abartmayın, güzel mesela bu da. Diyor. Oğlum ne diyorsun ya? Ne yargılaması, bir şey mi dedik? Ne bileyim amına koyayım, tribe girdi, her şeyden duyar kasman, yeter amına koyayım. Seni kandırıyor kız, sana bilgi veriyoruz burada, ona inanmak istiyorsun değil mi? Gerçek oldu, ona inanmak istiyorsun. Şu an aynaya bakıp şey diyor. Hayır seninki bu kadar makyaj yapmıyor. Hayır. Ya bak bu kızlar gene bir düzgün ya şey tipleri falan. Bunlar güzel yani. Bence daha bunlar şey ya, fazla makyaj yapmış cildi o yüzden. Evet. Biraz. Lan güzel dedik. Oo teyzeme bak. Çok güzel gölge atıyorlar. Ne oldu ona ya? Bak görüyor musun? Yani... Şu kızın yüz hatları kötü değil zaten yani. Gözü, kaşı. Ama bir de o çıksa ne olacak acaba? Bilmiyorum da yani. Bence şey daha kötü şu an. Soldaki görüntü daha kötü abi. Yani evet, sol evet. Bir tık daha kötü. Gözü dev gibi yapma istediğini anlamıyorum. Bak bu kız da çok güzel bir kız aslında. Bunlar şey olabilir. Hani, manken dönmüş. Falan yani. Sürekli makyaj evet. Yaptıkları için suratları böyle oluyor olabilir. Linete benziyor. Hiç makyaj yapmadın ve bebek gibi bir surata sahibi. Bak bu kandırmaca mesela. Bu kız da çirkin bir kız değil ama bu bayağı değişmiş. Bu da kandırmaca. Evet bu bayağı değişmiş. Buruna bak. Buna okeyim. Ya cildi çok bozuk insanlara şey yapın. Baksana abi kızın cildine. Witcher amına. Sanat bu. Bak bu lens mesela. Bu şey değil mi lan? Five Days to Kill. Klav? Ananı Klav olur mu? Bir deneyelim mi gün? Abi. Oha. Bunu ben sadece bizim gruba atmıştım ha. Harcanırım.
Vallahi arkadaşlar yani... Şeyin farkında mısın abi ama mesela makyaj yapıldıktan sonra bir özgüven geliyor. Bakışı bile değişiyor. Evet tabii oğlum. Kadınların. Mesela bunda soldaki çok daha güzel ya. Bak sağdaki de tam olarak şey değil mi? Güzelliğinden çok... gözlerimi alamadığım içimi titreten aşkımla devam ediyorum inşallah. Hadi güldük say geç. Aynen aynen. Ya siktir git Kordi sen de benim şey yapıyorsun amına koyayım benim takip ediyorsun ya. Oğlum üzmemek için yapıyorum ben. Bak yine gitti yüzün yarısı ya. Bir de vallahi bundan bu çıkmaz ya. Göz abi göze ne yapıyorlarsa adiler lensi mensi derken biz bugün bilinçleneceğiz gibi. Baksana abi kadın köpürttü kendini ya. Tövbe tövbe. Sanki biraz da blurluyorlar gibi geldi bana mesela bir öncekinde. Makyajdan sonra hafif blur atıyorlar. Bence o blur değil. Normalde deri dokusunu biz görebiliyorken fondöten altında dümdüz olduğu için orası blurlu yani. Gibi görünüyor. Full pürüzsüz oluyor ya. Bak. Algılayamıyor. Beynimiz bize oynamıyor. Yok abi. Asyalıyla. Ne yaptı lan o alçıpan gibi? Ulan benim Amerika'da tanıştığım, görüştüğüm Japon kızlar hep böyle miydi acaba ya? Gayet güzel kızlardı yani. Arkadaşlarım. Serdar Ortaç lan Karabiberim. Karabiberim klibi bu. Bir şey söyleyeceğim. Niye kaşı böyle? Ya bu kadar makyaj taşıda şu olan bir kız kaşını böyle bırakır mı abi? Olduruyorsa sürekli belki. Ha kaş almıyor bu. Boyayla düzeltiyor. Ama hala ortası öyle. Oraya hiçbir zaman girmeyecek bence. Girmedi. Bak 2020 diyor ya abi. Yeni güzellik standartları değişti ya şimdi bu. Ya sallıyorum Gucci'de, Versace'de. Ama çok saçma abi. Kaşın ortası. Kıllı kıllı oluyor ya. Ondan almadı büyük ihtimalle. Bu arada en iyisini sona koymuşlar. Şu karşınızdaki kadıncağıza bakın. Ve şu haline bakın. Ya Allah kahretmesin videoyu yapan. Gerçekten gerizekalısın ya. Aptalsın aptal. Onları yani, kapatabiliyorsun abi ayarlardan. Nasıl kapatıyorsun? Aynen. Orada bir ayarlara tıkla orada bir yerde olması lazım. Tek açıklamalar mı? Aynen. Niye kapanmadı? O değilmiş demek. Hay Allah kahretsin. Nasıl kapanıyor bu? Oğlum bu kızı eskiden kapanıyordu abi bunlar ha. Şu kızı göster bize. Vallahi chatten söyleyin. Saatlikle incele. Videonun linkini atsana abi yapmaya çalışayım. Ya ne? Öge'yi denetle. Sil abi. Öyle aynen. Denetle. Dur bak bulacağım ben onu aynen. Şunu sil amına koyayım buradan. Şunu da sil. Şunu da sil. Aha. Bekle dur. Böyle böyle temizleyeceğiz. Kızı bulacağız. Ha. Buldum. Ya en güzel taktik budur bu arada. Aa, gördünüz mü kızın olmuş. Halini? Ya, yine çene. Kaç yer misin be? Şu Instagram'dan ne haber nasılsın diyor. İyi aşkım sen nasılsın diyorsun. Of kız ne güzel falan bunu koyayım. Haftaya bir buluşuyorsun. Evet, ek işlemi başlasın. Dış görünüşüyle yargılamıyoruz burada yanlış anlaşılmasın. Sadece dış görünüşlerin doğal kalmaları gerektiğini vurguluyoruz. Aynen öyle. Aynen. Olacaksa böyle olsun. Kandırmacayla olmaz. Hayır abi. Ha. Kadınları dış görünüşlerini değiştirmek zorunda bırakan hırbo erkeklerin görüşlerini yargılıyoruz. Oğlum kadınların burası. Çoğu birbirine güzel gözükmek için makyaj yapıp giyiniyor kuşanıyor oğlum. Erkekleri tınlayan yok. Erkekler azman zaten. Her şey okey. Nefes alsın yeter. Tınlayın. Kadınların asıl savaştığı diğer kadınlar. Ben daha biz zaten çoğu kadının doğal halini seviyoruz. Ben doğallıktan yanayım oğlum. Bana makyajla falan beni kimse etkileyemez yani. Bu ne? Ben de fondöten şeyini sevmiyorum ya. Ha bak makyaj yaparsın. Hafif bir vurursun. Hat. Hafif böyle bir dudağına bir şey söylersin. Hafif bir göz kalemi yapar bırakırsın. Badana yapıyor oğlum bunlar yüzüne. Sıkıntı orada.
Bırak seni beğenen de öyle beğensin ya. Bak bize, halimize. Sakalı kesmeyeli 3 ay oldu. Şimdi. Aka bizim ne kadar oldu? Sakalsızlar olarak. Gelelim bu kadar kadından yürümüşken. Ya. Gelemiyorum konuya, gelemiyorum. Sen kolay değil, kapatma.